Merhaba Sektörün Aynası programı izleyicileri. Burası İzmir Çankaya'da Kardelen Moda Evi. Yanımızda şu anda Kardelen Moda Evi'nin sahibi Sayın Yüksel Arduç'u var. Yüksel Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Biz de iyiyiz. İlk olarak Yüksel Arduç kimdir? Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Yüksel Arduç, 1960 doğumlu. Bingöl, Karlova'da doğdum. Babam devlet memuruydu. Liseyi bitirdikten sonra 78'de falan İzmir'e yerleştim. İzmir'de aşağı yukarı 10 sene, 12 sene bu işin çıraklığını yaptım. Yani belli başlı güzel firmalarda çalıştım. Ben bu sektörü orada öğrendim. Bu firma 93 yılında kuruldu. O günde bugüne hep üstüne bir şeyler katarak devam etmekteyiz. Tasarımlarınız kendinize mi ait yoksa dışarıdan hazır mı alıyorsunuz? Tasarımlarımı genelde kendim yapıyorum. Yardımcılarım var. Yanımda çalışan arkadaşlarım var. En büyük destekçim Hasibe Hanım, Hasibe Şenkul. Tasarımları Hasibe Hanım, Olcay Hanım. Hep beraber. Yani burada atölyede çalışan bütün arkadaşlarımın o çorbada tuzu var yani. Ama biz genelde kendimiz tasarlıyoruz. Yani dışarıdan model falan çalışmıyoruz. Tamamen kendi tasarımlarımızla Kardelen Moda Evi devam ediyor. Şu an aşağı yukarı 30 kişiye yakın insan çalışıyor. Bizim yeni şeylerimiz, hedefimiz tamamen Avrupa'ya dönük. Yani Avrupa'ya açılabilmek. Çünkü bizim şu an Türkiye'de bizim sektör bayağı daralıyor. Ve bizim en büyük sıkıntımız bu sektörde sıradan mal üreten firmalarla savaşıyoruz. Ucuz mal yapan firmalarla çakışıyoruz. Harcalan mal yapan firmalarla çakışıyoruz. Ucuz kumaş kullanan firmalarla sürekli şey yapıyoruz. O yüzden bizim tek hedefimiz Kardelen Moda Evi 93'te kuruldu ama biz hep üstüne koyarak gitmek istiyoruz. Yani sadece amaç mal satmak değil yani. Zirvede durmak için sattığın malı parakendeci gruba özellikle hitap etmek ve onların zevkine göre mal yapmak, onları mutlu etmek bizim en büyük hobimiz. Ve bunları kaliteden ödün vermeden diyorsunuz. Yurt dışına satışlarınız var mı? İhracat yapıyor musunuz? Var. Hangi ülkeler daha çok? Arap ülkeleri var. Avrupa'da işte Almanya, Hollanda, Belçika, Paris, Londra. Bu tür yerlere ihracatımız ama biz bunu daha da fazlalaştırmak istiyoruz. Onun için de sürekli kaliteyi yüksek tutmak lazım. Artık biz de Avrupa'yı yakından takip ettiğimiz için bizim buradaki genç kızlarımız, gelin adaylarımız, onlar da Avrupa'yı bizden daha iyi, modayı daha iyi takip ediyorlar yani. Modayı takip ederken de tabii yani onlarda özenerek Avrupa standartlarına göre mal istiyorlar. Yani yavaş yavaş o Türkiye'deki zincir kırıyorlar. Son olarak Yüksel Bey, bu piyasadaki gelecekle ilgili planlarınız nelerdir? Planlarımız özellikle kalitemizi önem verip Avrupa'da Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek. Bu bizim en büyük hedefimizdir. Yani bunu yaparken de yani artık Türkiye'de kalitenin ön safhalara çıktığını Avrupa'ya duyurmak. Peki Yüksel Bey, bize Kardelen Moda Evi'nin kapılarını açıp bizi misafir ettiğiniz ve sorularımıza büyük bir iştenlikle cevap verdiğiniz için çok teşekkür ederim.